İki ay güneş görmeden Mariupol Çelik Fabrikası'nın sığınağında bekleyen sivillerin tahliyesine başlandı. Onlarca sivil fabrika yıkıntıları arasından tek tek otobüslere taşındı. Tek tek yıkıntılar üzerine kurulan merdivenlerden çıktılar. Güneş görmeden, temiz hava almadan geçen iki ayın ardından özgürlüklerine kavuştular. Rusya'nın Mariupol'ü kuşattığı tarihlerde çelik fabrikasının sığınağında saklanan sivillerin tahliyesine başlandı. Çocuklar ve kadınlar dahil yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu fabrikadan siviller Birleşmiş Milletler ekipleri ve Uluslararası Kızıl Aç Örgütü koordinasyonuyla çıkarıldı. Tahliye edilenlerin en küçüğü 4 aylıkken sığınağa giren ve 2 ay boyunca sığınakta kalan Sviatoslav'dı. 2 месяца, да? Ну вот сейчас приехали с ООН, с Красного Креста. Как малыша зовут? Святослав. Святослав, замечательное имя. Все, Святику я кулачок. Sığınaktaki sivillerin sadece birkaç günlük yiyeceği kalmıştı. Bebekler çöp poşetinden yapılan bezlerle günlerini geçiriyordu. İnsani durum felaket noktasına ulaşmıştı. Уже еды вам у вас практически не было, да, я слышал? Не было еды. Заканчивалось. Дети постоянно. Yıkık dökük bir otobüse bindirilen siviller 9 kilometre karelik fabrikadan ayrıldılar. Geçici olarak bekleme merkezleri oluşturuldu. Rusya'ya gitmek isteyen siviller için ayrı bir koridor, Ukrayna'ya gitmek isteyenler için ayrı bir koridor açıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Twitter'dan yaptığı paylaşımla ilk etapta tahliye edilen 100 kişilik grubun Zaporijya'ya gittiğini söyledi. Onları Zaporijya'da karşılayacağız dedi. Biz здоровечка.